Ama tabii Allah'ın emrini tutarsak, tutmazsak ne olur? 11 ayda zaten öyle yan bir gitmişiz düşe kalka. E 11. ay bittikten sonra Ramazan da geldi. O oh, ne diyor? E nasıl oruç tutacağım? Oruç da nedir? Böyle bakıyorsun, konuşmaya başlayınca şems mevlana gırla gidiyor yani. O dersin 7. kalk gökten inmiş adam. <laughs> Birkaç saatinde bizim için inmiş birazdan gidecek yani. <laughs> tamam mı? <laughs> Öyle konuşmalara gelince ondan sonra <laughs> oruç tutuyor musun? Bugün niyet etmedim. Niye niyet etmedin? E ilacım var da çuyum var da buyum var da. <laughs> ya bir koştuk mu bizi geçiyorsun. Dört nola gidiyorsun. <laughs> Dünyalık bir iş verdikleri zaman bir kişinin değil üç kişinin işini yapıyorsun. Ama Allah'ın ibadetine geldiği zaman işte 11 ayda çıkmayan hastaların hepsini o ayda çıkartıyorsun yani. <laughs> Kızamık, su çiçeği. <şeyi gülüyor> hepsini çıkartıyor. <laughs> Böyle yaparsa ne olur? O zaman da gelebileceği bir nokta kalmaz yani. Allah Subhanahu ve teala'nın o kadar fazla fazla göndermiş olduğu rahmet iplerini tutmayıp daha biter, beter bir hale getirmiş olur. Onun için işte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıktılar. <laughs> amin, amin, amin diye buyurlar hutbede. Tabi hutbeden inince sorular ya Resulallah ne oldu? Kardeşim Cebrail geldi. Ne dedi? Dedi ki, <laughs> Ramazan-ı Şerife, erip de Ramazan-ı Şerif'ten günahlarını sildirmeden çıkanın burnu yere sürtünsün dedi. Ben de amin dedim diyor. Ben de amin dedim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünün o merhametli padişah doğarken ümmeti giderken ümmetim diyor. Miracı şerifte Burak'a bindiği zaman hüzünleniyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bura bindiği zaman hüzünleniyor. Düşünün. Sağında Cebrail aleyhisselam 70 bin melek. Solunda Mikail 70 bin melek. Arkasında İsrafil 70 bin melek. Böyle gidiyor Burak'ın üzerinde. O heybetli, o haşmetli durumun içerisinde hüzünleniyor Resul-i Ekrem. Sor diyor Allah Subhanahu ve teala habibe niye hüzünlüdür? Soruyor Cebrail aleyhisselam ne diyor resul Ekrem? Ben bugün Burak'a biniyorum ama yarın benim aciz günahkar ümmetimin hali nice olur? Onlar acaba mahşer meydanından gidecekleri vakitte sürünerek mi gidilecekler? Emekleyerek mi gidecekler? O zorlu yerleri, o sırat köprüsünü nasıl geçecekler? Beni mutlu etmiyor diyor Burak'ın üzerinde olmak şu an. Onların sıkıntıda olduğunu bilerekten. Ha, o zaman Allah'ın müjdesi geliyor Celle Celaluhu. Onların her birerlerine burak hazırlayacağım ben. Resul-i Ekrem mutlu olsun diye yani. Öyle bir peygamber diyor ki, Amin dedim ben. Ramazan-ı Şerif girip de, günahlarını sildirmeden çıkanın burnu yere sürtünsün dedi Cibril. Ben de amin dedim. Neden amin dedi Efendimiz? Çünkü Ramazan-ı Şerif'te kendini affettirmek çok kolay. Bu kadar büyük bir fırsatı kaçırmak gibi bir ahmaklık yapıyorsa sürünsün burnu yere dedi. Sürünsün.